Diyorum ve sözü Nazlı Hanım'a veriyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Ege Hoş Kadın bulduk. Buluşması platformunun düzenlediği yerel demokraside mahalleyi yönetenler Ege Kadın Muhtarlar Kürsüsü isimli söyleşimizin üçüncüsünde yine üç ilimizi ağırlıyoruz. İzmir, Manisa ve Denizli'den muhtarlarımız bizimle. Hoş geldiniz diyoruz. Toplantımızla ilgili bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum ben. Toplantımız YouTube'da Ege Kadın Buluşması kanalımızda yayınlanmak üzere kaydediliyor. Toplantı sırasında konuşmacılarımızı rahat dinleyebilmek için mikrofonların kapalı olmasına özen gösterilmesini rica ediyoruz. Toplantı süremizin verimli kullanılabilmesi için de sorularınızı sohbet kısmından soruyu kime yönelttiğinizi belirterek yazmanızı istiyoruz. Toplantı bitiminde bu soruları kendilerine yöneltebiliriz. Toplantımızın moderatörlüğünü Itır hocamız yapacak. Ama Itır hocamıza söz vermeden önce Şengül Hanım Ege Kadın Buluşması platformu hakkında konuşmak istediğini söylemişti. Sözü önce Şengül Hanım'a veriyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Itır Hocam izninizle 2 dakika. O da ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi Yasemen muhtarımız dedi ki acaba bir gün düzenlesek de muhtarlar bir araya gelsek, sohbet etsek, buradaki zaman yeterli olmuyor birbirimizi tanımamıza demişti. Evet, bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar, buraya ilk defa katılanlar için hemen Ege Kadın Buluşması nedir diye bahsetmek istiyorum. Ege Kadın Buluşması 2005 yılında Muğla'da Eveksenli Çalışan Kadınlar tarafından kuruldu. O günden beri her yıl bir ilde toplanıyoruz ve orada kadınların sorunlarına dair her türlü konuyu atölyelerde değerlendiriyoruz ve çözüm önerilerini konuşuyoruz. Sonra bir yıl içerisinde de illerimize dönüyoruz. Bir yıl içerisinde de alınan bu kararları eş zamanlı olarak illerimizde uyguluyoruz. Katılanlar biliyor ve ayrıca mesela bu sene Denizli'de toplanacağız. Bu toplantıları bileşenlerimiz katılıyor. Sivil toplum örgütleri, kadın kooperatifleri. Bu çalıştaylardan sonra muhtarlar da artık bizim bileşenimiz oldular. Dolayısıyla Ekim veya Kasım ayında Denizli'de yapılacak olan toplantıya muhtarlarımız da katılacak. Orada bir gece kalıyoruz. İlk günü çok değerli konuşmacılarımız oluyor. Kadın ve siyaset, kadın ve sağlık, kadın ve istihdam, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı konularında. İkinci günde atölye çalışmaları yapıyoruz ve sonuç bildirgesi yayınlıyoruz. Dolayısıyla bu sene inşallah Ekim veya Kasım ayında biz size bu duyuruyu ileteceğiz gruplarınızda. Sizlerle birlikte olacağız. Ben küçük bir hatırlatma yapmak istedim ve sözü şimdi Itır Hocam'a veriyorum. Itır Hocam bizim Ege Kadın Buluşması'nın proje danışmanıdır. Ve yıllardan beri de çok emeği geçmiştir. Her sene buluşmalarımıza katılır, sonuç bildirgesini yazmamıza destek olur. Bu sene de Kadın Muhtarlar Çalıştayımızla şimdi kendisi bahsedecek. İl il dolaşıp Kadın Muhtarlar Çalıştayını yapıyoruz ve sözü ben Itır Hocam'a veriyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Teşekkür ederim ederiz. Sağ Şengül olun. Hanım. Çok güzel bir çalışma dönemi oldu bizim için. Ekim'den beri biz kadın muhtarlarla ilgili bir çalışma başlattık ve burada öncelikle bir akademi kuralım dedik. Kadın muhtarların hem bir araya gelebileceği, hem sosyalleşebileceği, hem de onlarla ilgili veri toplayabileceğimiz, hem de diğer taraftan kapasite geliştirebileceğimiz, bir de üstüne kadın muhtar olmak isteyenleri teşvik edebileceğimiz, bir araya getirebileceğimiz bir akademi kuralım ve burada farklı çalışmalar yapalım istedik. 5 Ekim'de ilk toplantımızı yapmışız. Bugün 13 Haziran. Biz bayağı arı gibi çalıştık Ege Kadın Buluşması olarak bu dönemde ve farklı illerde örgütlenmiş olması Ege Kadın Buluşması'nın bunun her yerelde yapılmasını sağladı. Yani biz aslında Muğla'da bir çalıştay yaptık. Onun da sonuç bildirgesi çıktı. Biliyorsunuz burada İzmir'den olanlar 23 Kasım'da kadına yönelik şiddetle ilgili yapalım dedik. Hatta Yasemin Hanım benim grubumdaydı, hatırlıyorum, aynı masadaydık sizinle.
Evet. Benim moderatör oldum. Her masada farklı moderatörlerimiz vardı. 54 kadın muhtar katıldı. 123 kadın muhtardan. Çok büyük bir katılım. Bence bugüne kadar belki de yapılmış en büyük, en geniş katılımlı kadın muhtar toplantısı İzmir'de. Ondan sonra Çiğdem Hanım'la birlikte Muğla Büyükşehir'de onun ev sahipliğinde yapmıştık. Ve orada Muğla Büyükşehir'de birlikte Aydın'dan da katılımcılarımız gelmişti. Ve böylece Denizli ve Aydın bir araya geldi. Oradaki kadın muhtarlarla benzer bir çalışma yaptık ve kıyaslama fırsatımız oldu. Ve aslında her ne kadar Ege'nin bölgeleri benzer diye düşünsek de bazı farklılıklar olduğunu da keşfettik, tespit ettik. Mesela bazı bölgelerde kadına yönelik şiddetle ilgili muhtarların farkındalık seviyesi çok yüksekken bazı yerlerde daha temel farkındalığın artması gerektiğini tespit ettik mesela. Ondan sonra Uşak'ta yaptık. Uşak'ta 6 tane kadın muhtarımız vardı ama 6 tane vardı ama birbirlerini tanıyan, dayanışma içinde olan inşallah büyüyecek bir ekip diye umut ediyoruz. Ve çoğunlukla da ilk dönemlerinde olan, demek ki Uşak gibi bir yerde kadın temsili çok yeni. Burada bilmiyorum şu anda Uşak'tan olan var mı kadın muhtarımız o çalıştaya katılan. Ondan sonra Manisa'da yaptık. Manisa'da çok geniş katılımlı ve epey böyle çeşitli kaç kadın muhtar katılmıştı Şengül Hanım Manisa çalıştayına? Şimdi tam hatırlamadım, yazmamışım da. Mikrofonunuz kapalı. 13 muhtar. 13 mü? 13 muhtarımız katıldı. Ha, 13 muhtar. Bayağı böyle medyanın geldiği, epey bilgi toplayabildiğimiz ve farklı farklı çeşitli muhtarların bir araya geldi ama aynı zamanda farklı paydaşların da çok desteklediği, mesela kent konseyi başkanı bir taraftan vardı, belediye başkanlığından gelen birisi vardı. Büyükşehir farklı muhtarlardan sorumlu, evet. Yani böyle çeşitli katılımlı ve farklı siyasi görüşten insanların katıldığı. Yani bu da bizi çok etkiledi. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki benzer siyasi görüşten olanlar katılıyor. Ona başka muhtarlar katılmıyor. Manisa'da daha katılımcı sayımız yüksekti o anlamda, farklı bakış açılarından. Ondan sonra da Denizli'ye gittik. Denizli'de bir kadın belediye başkanı, Birsem Hanım'ın, Birsem Başkan'ın ev sahipliğinde Denizli'de çok güzel bir çalıştay düzenledik. Orada da sanırım 5 kadın muhtar mıydı? 6 kadın muhtar mı katıldı? Ve Denizli'yi de tanımış olduk. Böylece 5 kadın muhtarımız katılmıştı. 5 kadın muhtar. Şimdi baktığım zaman çeşitlilikleri, yerelleri ve yerele gidip tanımak daha farklı. Her bir muhtarın kendi yerelindeki hikaye. Bu yüzden de bugün 3. bizim Zoom toplantımız. İlk Zoom toplantımız 5 Nisan'da yapmışız. 20 Mayıs'ta ikincisini yapmışız. Bugün de üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey kadın muhtarların kendi anlatımlarından kendilerini dinlemek. Yani kadın muhtarlar şöyle, kadın muhtarlar şunu yapıyor demek yerine kendileri bize anlatsınlar yaşadıklarını. Ve her yerel farklıdır. Şimdi bugün bakıyorum mesela Derya Gökdağ'ın Denizli sitelerden, Yasemin Yavuz Cezar İzmir Bayraklı Mansuroğlu mahallesinden, Nesime Şakrak Manisa Akhisar Ulu Cami'den temsilcilerimiz ve her birinin kendine has yerel dinamikleri vardır. Mesela Yasemin Hanım'ın biliyorum özellikle bu deprem döneminde, değil mi, afet konusunda çok ciddi bir deneyimi oldu bu son dönemde. Aynı zamanda da kendisi benim annemle babamın eskiden oturduğu ve benim de eskiden bağlı olduğum mahallenin muhtarı. Bu yüzden bir kadın muhtarın o en azından yönettiği bir mahallede bir dönem yaşamış olmak beni de çok mutlu ediyor. Mahallemizin kızısın. Evet. Ya yani benim şimdi Balçovalıyım bu arada. 22 yıldır Balçovalıyım. O yüzden Balçova'da kendi mahallemde de umut ediyorum ki bir kadın muhtar çıkar. Ben zaten diyorum bu çalışmada benim asıl amacım ilk böyle Şengül Hanım'la konuştuğumuzda da kadın muhtar sayısını arttıralım. Her mahalleden kadın aza sayısı, kadın temsilci kazanmasa da en azından yarışa katılan kadın sayısını arttıralım ki kadınlar daha fazla bu işi yapsınlar. Çünkü kadınlara çok yakışıyor muhtarlık. Çok iyi yapıyorlar. Çok farklı yapıyorlar. Gerçekten de mahalleye dokunuyorlar. Ve mahallelerinde bir fark yaratmak için çok çabalıyorlar. Geçen gün İzmir Kent Konseyi'nin de düzenlediği bir kadın muhtar çalıştığı vardı. Farkındaysanız her yer kadın muhtardan bahsediyor son dönemde. O kadar popüler bir konu oldu ki.
Projelere başvuranlar kadın muhtarlarla ilgili artmış, daha fazla görüyoruz. Çünkü şunu artık anlıyoruz ki en diyelim ki seçilmişliğin ilk zinciri olan muhtarlık çok önemli. Ve bir muhtar çok hizmet veriyor ama aynı zamanda kendisini de kendisi bir yerde yapılandırıyor. Yani o ofiste oturmak yerine başka hizmetler de veriyor ve bunu da kendisi yapıyor bir yerde. Kendi iş tanımını kendisi yapıyor. Kendi üstüne sorumlulukları kendisi alıyor. Sizler de muhtarlarım katılırsınız diye düşünüyorum. Yoksa üstünüze vazife olmayan o kadar çok şey yapıyorsunuz ve severek özveriyle evet. yapıyorsunuz ki. Şimdi bunları bugün sizlerden dinlemek istiyoruz. Seçim dönemlerine yaklaştıkça, şimdi bu bir yılı biz hem muhtarlarımızı tek tek tanıyarak geçirdik. Yani gerçekten Ekim'den beri bakıyorum Ege Kadın Buluşması olarak çok yoğun bir şekilde geçirdik bu dönemi. Şu anda bir yaz arasına doğru gidiyoruz ama yaz arasından geri geldikten sonra artık bu akademiyi nasıl daha aktif bir hale getirebiliriz, eğitimleri nasıl yapabiliriz ve pandemiden de biraz da çıktığımız için sanırım önümüzdeki dönem Şengül Hanım da ondan da biraz bahseder, kendisi de son şey kısmı, gelecek dönemlere nasıl ilerleyeceğiz? Yani sizlerle ilgili neler yapacağız ve katılımı nasıl arttırabiliriz? Çünkü istiyoruz ki sizlerin de mentorluğu olsun, özellikle uzun dönemdir bunu yapanlar. Ben isterseniz çok lafı uzatmadan sizlerle bazı sorular sorarak, daha önceki çalışmalarımızda da Zoom toplantılarında da böyle oldu. Ben sizlere soru yönelteyim. Sizler o soruları cevaplayınız ve bunu yaparken de kendi deneyimlerinizden, özellikle kendi farklılığınızdan bahsederseniz çok sevinirim. Bugün bizimle Derya Gökdoğan, Denizli Siteler Mahallesi'nden, Yasemin Yavuz Cezzar, İzmir Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nden ve Nesime Şakrak, Manisa Akhisar Ulucami Mahallesi'nden kendi deneyimlerini paylaşacaklar. İsterseniz Derya Hanım sizinle, Derya Muhtarım sizinle başlayalım. Öncelikle şunu ben merak ediyorum. Üçünüz için de bu soru geçerli. Seçim hikayeniz nedir? Siz neden aday olmaya karar verdiniz? Kadınların bu kadar az temsil edildiği bir alanda nasıl ortaya çıktınız? Eğitiminiz olsun, deneyimleriniz olsun sizi muhtarlığa nasıl hazırladı? Ve sonra da bu nasıl kazandınız bu seçimi? Nelerle karşılaştınız? Bir de mahallenizle ilgili biraz bir bilgi verirseniz, nasıl bir demografide seçildiniz, bunu öğrenmek isteriz. Buyurun Derya Muhtarım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Derya'cığım, hoş geldin. İyi akşamlar Fikret Hanımcığım, hoş bulduk. Mahallemin muhtarı Itır Hanım. Evet. Memnun olduk. Kendi mahallemizdeki kadın muhtarlarla bugün karşı karşıyayız. Evet, aynen. Buyurun. Şimdi merhaba. Öncelikle hangi sorunuzdan başlayayım? İsterseniz öncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İki çocuk annesiyim. Siteler Mahallesi muhtarıyım. Mahallem Denizli'mizin en nezih, en güzel, en elit kesimin oturduğu bir mahalleye sahibim. Genelde emekli öğretmenlerin oturduğu, yaş düzeyi biraz daha yüksek olan bir mahalleye sahibim. Nüfusunuz nedir? 10.000'e yakın, 10.000 gibi bir nüfusum var. Peki size muhtar olabilirim diyen nedir? Nasıl böyle bir seçime katılma şeyi, fikri ortaya çıktı? Nasıl bir yarış geçirdiniz? Nasıl bir deneyiminiz vardı katıldığınızda? Şimdi öncelikle hiçbir deneyimim yoktu. Sadece bu benim çocukken bir şeyden esinlenerek herhalde bir hayalimdi. O hayalimi gerçekleştirmek için çıktım. Ama öncelikle kendime inandım, yapabilirim dedim. En güzel şekilde yaparım dedim. Sonra çıktım. Zor bir seçim geçirdim. Çünkü karşımdaki rakibim 25 yıllık bir muhtardı. Sonuçta tabii ki aldık. Şu anda gayet de güzel gidiyorum. İlk dönemim, evet. Ama şöyle bir şey var. Bence muhtarların, biraz önce de bir konuşma esnasında dinledim sizi. Konuşma esnasında geçti. Bence muhtarların gerçekten kadın olması gerekiyor. Çünkü önceden sadece erkeklerin uğradığı bir yermiş. Ama şimdi öyle değil. Mahalledeki kadınlar pastasını yapıyor geliyor, böreğini yapıyor geliyor. Derdi olan derdini anlatmaya geliyor. Fikir almaya geliyorlar. Yani aslında kadın olması gerekiyor. Ben bunun o kadar çok iyi farkındayım ki bence daha da çok çoğalmamız gerekiyor. Çünkü bizler daha detaycıyız.
Gerçekten evde kadın elinin değdiği gibi mahalleye de değen bir kadın eli gerçekten kendini fark ettiriyor diye düşünüyorum. Mahallemde zaten şimdi Fikret Hanım da dinliyordur zaten. Mahallem de farkında bu olayın. Kadının elinin değdiği yer daha başka farklı oluyor. Peki o zaman size iki soru yönelteceğim bu soru çerçevesinde. Bir tanesi Şengül Hanım yazmış. Mesleğiniz neydi ve eğitiminiz neydi muhtar olmaya karar verdiğiniz dönemde? Bir tanesi bu. Kendi aileniz destekledi mi muhtar olmanızı? Her muhtarı destekledi. O yüzden soruyorum bu soruyu. Şöyle çok güzel bir soru söyleyeyim hemen. Ailem seçime 2 gün kala haberleri oldu. Söylemedim. Çünkü müsaade etmeyebilirler diye düşündüm. Ama ben siyasete girmeyi seviyordum. Bir gün gerçekten hayalimdi. Ona da muhtarlıktan başlamak istiyordum. 2 gün kala söyledim ve bir şey demediler. Seçim günü gelip desteklediler. Yanımda oldular. Seçimden sonra da şimdi hala benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. O ayrı bir konu. Diğer soru neydi? Sizin mesleğiniz ve eğitiminiz neydi? Normalde üniversiteyi kazanmıştım ama yıllar önce lisenin bittiği zamanda babam bir evin kızı olduğum için ben seni göndermem demişti. Benim kendi iş yerim vardı turistlere, yabancılara özel. Orayı çalıştırıyordum zaten. İşletme okumak istiyordum. Gerek yok. İşleteceğim bir yerim var zaten dedi. O yüzden göndermediler. Ama benim şimdi haftaya tekrar üniversite sınavım var. Yerel yönetimleri okumak istiyorum. Kafaya koyduğum için onu da yapmam gerekiyor. Hatta şu anda kızım üniversiteyi bitirmek üzere. Bu sene mezun oluyor. Düşünün artık. Diğer kızım da üniversiteye hazırlanıyor. Ama ben bu arada kendim haftaya üniversite sınavına gireceğim. Şu anda tabii ki lise mezunuyum üniversiteye gitmediğim için. Mesleğimde dediğim gibi kendi işlerim vardı, onu çalıştırdım ama daha sonra da yıkım firmasıyla bir ortaklığım vardı, orada ihalelere girip çıkıyordum. Ama insanlarla olan iletişim ve diyaloğum her zaman güçlüydü, kuvvetliydi. Onun da faydasını muhtarlıkta zaten görüyorum. Peki seçildiğiniz mahallenin yerlisi misiniz yoksa sonradan mı taşındınız? İlişkiniz neydi mahalleyle? Çocuklarımın eğitimi için buraya taşınmıştım. 10 yıldır bu mahallede oturuyorum. Muhtar olduğumda 7 yıldır oturuyordum. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. O zaman şimdi ikinci sorumu size döneceğim. Yasemin Hanım, şimdi aynı soruları size yöneltiyorum. Neden muhtar olmaya karar verdiniz? Bu arada siz ilk döneminizdesiniz Derya Hanım bildiğim kadarıyla, değil mi? İlk döneminizdesiniz şu an. Evet, tamam. Evet, ilk dönemim. Yasemin Hanım, biliyorum siz ilk döneminizde değilsiniz. O zaman ne zaman ilk seçildiniz onu bize bir söylerseniz evet. O dönemde kadın temsili çok daha az, hele muhtarlık seviyesinde. Sizi muhtar olmaya ne teşvik etti, ne itti ve nasıl bir seçim geçirdiniz onu bir öğrenebilir. Ben şimdi tabii 93 yılına gideceğim. Bu 6. dönemim, 28 yıllık da Mansuroğlu'nun muhtarıyım. Ben Bornova Kadınlar Derneği'nde yönetimdeydim o dönemde, 93 yılında. 2 kızım var, kızlarım küçük, biri 2 yaşında, biri de 5 yaşındaydı. Ve ben aktif çalışıyordum dernekte. Dernekte her şey yapıyordum o dönemde. 2000 üyemiz vardı kadın derneğinde. Ama bana yetmiyordu bir şeyler. Bir şeyler yapmam lazım, işte şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım derken başkanımız seçimlere de yaklaşmıştı, 3 ay vardı. Sen neden mahallene muhtar olmuyorsun, senden daha iyi muhtar mı bulacaklar dedi ve beni mahalleme gönderdi. Ben o akşam eve geldim, eşime dedim ki ben muhtar adayı olacağım ve 11 aday var, ben 12. aday olacağım. Çalışmalar başlamış, devam ediyor. Eşim bir şaşırdı önce, çocuklar küçük, ne yapacaksın diye. Dedim ben aday olacağım. İstiyorsan desteklerim dedi. Hala destekçi devam ediyor. 28 yıldır beraberiz. Muhtarlıkta da şu an emekli. Beraber çalışıyoruz. O dönemden beri işte 94 yılı seçimlerine girdim. Ve kazandım. 94'te. Bornova'da 2 kadın muhtardık. İzmir'in en genç muhtarlarıydık. Etrafımızda yaşlı amcalar vardı. Bizler ilk kadın muhtar olarak göreve başladık.
Ve ben ilk bilgisayarlı muhtar olarak göreve başladım. Teknolojiyi kullanmaya başladım ilk muhtar olduğumda. Tabii şimdi teknoloji kullanılıyor ama o zaman hiç yoktu, hiçbir şey yoktu. Eşim bilgisayarını muhtarlığa koydu ve bir yazılımla işe başladık. Bütün mahalleye kayıt yaptım önce. Herkes şaşırıyor tabii. Kimlik istiyorum. Neden istiyorsun kimliğimizi? Ne yapacaksın kimliğimizi? Ama sonra rahatlığını görünce seve seve getirdiler kimliklerini. Belgeleri bilgisayardan vermeye başlamıştık. Ve böyle devam etti. İktisat mezunuyum. İki kızım var. Böyle. Peki biraz mahallenizden bahseder misiniz? Nüfusu nedir? Bir de bir dönüşüm de geçmiş. Şimdi şimdi bu benim 6. dönemim ama 3 dönem Bornova'nın muhtarıydım. 2008'de mahallemizi ayırıp Bayraklı ilçesinin Karşıyaka'dan mahalleler, Bornova'dan mahalleler, Bayraklı ilçesi yaratıldı. Hiç istemesek de maalesef. 3 dönem Bornova'da muhtarlık yaptım. Bu da 3. dönem Bayraklı'da muhtarlık yapıyorum. Pardon, ne demiştin? Nüfusu ve demografisi nedir? Şimdi tabii bunu deprem öncesi ve deprem sonrası olarak söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz büyük bir deprem atlattık. Deprem öncesi 30 bin nüfusumuz vardı. Genelde emekli mahallesi, 50 yaş üstü yaşalanlar. Tabii zamanında buraya gelmiş, çocuklarını Ege Üniversitesi'nde, üniversitede okutup mahalleye yerleşenler. Asker, ordu mensubu, emniyet mensubu, başka çalışanlar bu mahalleyi çok sevdikleri için hep beraber yaş aldık mahallede. Çok güzel bir mahallemiz vardı. Mahalle kültürü vardı. Yeşilliğimiz çoktu. 30'a yakın parkımız var. Herkes birbirini tanıyordu eski oturdukları için. Ama maalesef deprem sonrası 15 bin kişi mahallemi terk etti. Şu an azalıyoruz. Tabii binalar yapılacak ama ne zaman yapılır ne olur bilemiyorum. Taşınmasalar bile şu an oturmayanlar var korkudan. Evleri burada, eşyaları burada ama kendileri yok. Dediğim gibi işte 12-13 bine yakın bir nüfusum var şu an. Sizin maalesef için ilerleyen dönemde kentsel dönüşümün etkisini de konuşmak lazım. Çünkü onu da yaşıyoruz. Tarafta şu an yaşıyoruz. Şu an evet. Yaşıyoruz. 250'ye yakın bina yıkılacak. 100'e yakını yıkıldı. Ama bunun devamı gelecek. 2000 öncesi binalar işte şeyden başlayarak acil ağırlardan ağır orta az hasarlılar hepsi yıkılacak. Tabii her gün başka şey yaşıyoruz yıkımlardan dolayı. Üzüntülü aslında. Yani bu konuşmayı ben deprem öncesi yapsaydım daha farklı konuşurdum. Ama şu an farklı. Her şeyi 28 sene içinde yaşamış oldum. Maalesef. Peki sizin her dönem seçimlerde karşınıza çıkan zorluklar neydi? Mesela çünkü o kadar uzun süre ilk dönem kimse, yani ben seçildikten sonra tabii bir de benden önceki rahmetlik bir muhtar amcamız vardı, bakkaldı. Biz o amcada ben amcadan almıştım. Tabii genç bir muhtar, teknolojiyle gelmiş bir muhtar. Ben yalnız muhtarlık yapacağım dedim seçimlerde ve onu yaptım. Yalnız muhtarlığı meslek edindim daha doğrusu. Benim için meslek ve hiçbir zaman muhtarlığı basamak olarak görmedim. Yani ben buradan bir yere giderim. Her dönem bir yerlere çağırıyorlar beni. Her dönem işte meclis üyesi olur budur. Ama ben muhtar olarak kalmak istiyorum diyorum. Yani işimin en iyisini yapmak istiyorum. Muhtarlığa şu an en iyisini yaptığımı inanıyorum ve muhtar olarak kaldım. Basamak olarak hiç görmedim. Görmediğim için de çok rahat bir seçim atlatıyorum her dönemde. Oy kaygısıyla çalışmadım hiçbir zaman. Her zaman aynı duruşta durduğum için mahalleliyle bütünleştik. Bir aile olduk mahalleliyle. Onlar beni bırakamıyor, ben onları bırakamıyorum. Bir dönem daha herhalde yapacağım bu gidişte. Mahalleyi kurdum, bir daha kuracaksın çünkü şu an inşaata giriyoruz diyorlar. Bakalım, hayırlısı. Dönüşüm var. Şimdi biraz önce Derya Hanım'a da sormuştum. Siz muhtar seçilmeden önceki mesleğiniz, iktisat mezunusunuz, çalışıyor muydunuz? İktisat mezunuyum. Şöyle, bir dükkanım vardı, tekstil dükkanım vardı. Çocuklar olunca mecburen kapatmak zorunda kaldım. Ama eve sığamadım. Dedim bana göre değil ev. Hiç değil. Muhtar olmadan önce çocuklarımla beraber işte sokaklar eğer temiz değilse
gazeteci çağırıp mahalleliyle beraber sokakları süpürüyordum. Yani daha muhtar olmadan önce aktiftim her konuda. Belediyeyi aşındırıyordum. O dönemki belediye başkanı benden bıkmıştı. Ağaç istiyorum, onu istiyorum, şunu istiyorum. İşte dernekteki arkadaşlarımız da görünce sen bu işleri çok iyi yapıyorsun. Git mahallene muhtar ol. Senden iyisini bulamazlar dediler ve beni gönderdiler. 28 senedir de buradayım. Eşiniz de destek oldu öyle. Eşim her zaman destek. Eşim makine mühendisi. Kızlarım üniversiteyi bitirdi. İş hayatına atıldılar. Şu an eşimle beraber hem emekliyiz hem de mahallenin annesi babası olduk diyelim. Ben mahallenin kardeşiydim, ablasıydım. Şimdi annesiyim artık. Son depremde kaymakam öyle dedi, sayın kaymakamımız. Sen bu mahallenin annesi olmuşsun dedi. Gerçekten de annesi oldum mahallenin. Şu an öyleyim. Bu eş sorusunu şu yüzden soruyorum. Bizim yaptığımız çalıştaylardan bir tanesinde birisi eşinin kendisine karşı oy kullandığını söyledi. Yani karşısında olan bir muhtar adayı. Yok. O yüzden diyorum ki bu eş desteğini kadın, mesela erkek adaylarda hiç bunu sormuyoruz ama kadın adaylarda çok farklı destekler olabiliyor veya engeller. O yüzden sordum. Ben şöyle diyeyim, eşimin desteği olmasa, şu an işte muhtarlıkta yanımda olmasa ben başka işler yapamam, muhtarlıktan ayrılamam. Gerçi muhtarlığın içini boşalttılar, çok bir işimiz yok ama çok aktif çalışıyorum, dışarıda da çok aktif çalışıyorum. Mahallede çok geziyorum, aktif işler yaptığım için sağ olsun benim her zaman hem evde hem de iş yerinde yardımcım. Beraberiz yani. Teşekkür ediyorum öyleyse. Şimdi ikinci turda size döneceğim. Nesime Şakrak, Manisa Akhisar Ulucami mahallemizden. Aynı soruları size yöneltiyorum Nesime Muhtarım. Evet. Sizler neden, siz biraz kendinizi önce bir tanıtın, mahallenizi tanıtın. Sonra da neden aday olmaya karar verdiniz? Neler yaşadınız bu süreçte? Nasıl bir adaylık geçirdiniz? Bize biraz aktarır mısınız? Benim mahallem kozmopolit bir mahalle. Akhisar'da 109 mahalle var. 109 mahallenin 80 mahallesi benim mahallede var. Hem de sokak sokak, o şekilde belirteyim. Karışık bir mahalle. Son 4 dönemden beri bana muhtar olmam yönünde yakın çevremden sürekli söylüyorlardı. Hani çok aktifsin, çok iş bitiricisin, insanlardan çok iç içesin. Senin muhtar olman gerekiyor yönünde yönlendirme yapıyorlardı. Ben aile hekimliğinde çalışıyordum daha öncesinde. Hani diyordum şimdi aday olursam kazanamazsam işim de güzel, işimden de olmayayım diyordum ama öyle değilmiş tabii sonuçta. Hiç beni tanımayan mahallemde bir gün işte aday olma isteği duydum. Çünkü benim çalıştığım iş yerinde artık bana dar geliyordu. Bir şeyler yapmam gerekiyordu, üretmem gerekiyordu. Masa başında oturmak bana göre değildi. Hani ben toplum yararına çalışmalıydım. Bazen oturduğum yerden düşünüyordum. Hani ben telefonlara bakacak, akşama kadar not alacak insan değilim diyordum. Hani yapabileceklerimi biliyordum. Bunlar benimle birlikte mezara gitmesin diyordum. Ben arkamda faydalı işler yapayım, iz bırakayım. Ondan sonra işte muhtar olmaya aday verdiğimde tabii ben 25 adayla çıktım yola. Aday sayısı çok fazlaydı. Bir de şimdi benim 17 yıl daha öncesinde 2 tane kadın muhtar vardı ama üzülerekten söylüyorum iyi yönetim değildi. İyi yönetim olmadığı için bunlar bana dezavantaj oldu. Kapılardan kovalandım. Kadın muhtar istemiyoruz dediler. Hani çok ben bunun şeyini gördüm. İlk defa birinin yüzüme kapıyı kapattığını gördüm. İlk defa birinin beni azarladığını gördüm. Hani kadın muhtar istemiyoruz, yaka silkmeler. Yani bunlarla uğraştım. İlk önce bu algıyı kırmak için uğraştım ve çok uğraştım. 4 ay gece gündüz demeden 10 bine yakın kapı çaldım. Düşündüm ki ben hani aday olsam ne beklerim, ne isterim? Ben dedim aday olsam dedim karşımdaki adayı tanımak isterim dedim. Ben bunu istersem dedim seçmenime de aynı şekilde kendimi tanıtmam lazım dedim. Hiçbir el broşürü dağıtmadım, hiçbir yere poster asmadım. Tek bir tane el ilanımı, kartımı da azalarımın resmi var düşüncesiyle yere düşürmedim. Bu 8 tane azam dedim, 2 tane de gönüllü azam vardı, 10 tane. Bana güvenerek yola çıktılar dedim. Ben bunların asla ve asla isimlerini ayak altında çiğnetmeyeceğim dedim. Ve tek bir el ilanımı yere düşürmeden muhtarlığı kazandım. Evde bulamadıklarımı iş yerlerinde ziyaret ettim.
beni tanıyın dedim. Oyunuzu bilerek, isteyerek, bilinçli kullanın dedim. Hani rastgele eş, dost, konu, komşu düşünerekten o şekilde oy kullanmayın dedim. Hani muhtarlar ne iş yapar düşüncesine gitmeyin dedim. Ama bana atın da demedim. Hiçbir şekilde bana atın demedim. Siz karşınızdaki adayı iyi tanıyın dedim. Sorgulayın dedim. Sizin bir adayın, bir oyunuz dedim. Çok önemli. Neden çok önemli dedim. İnsanların oy kullanmada gözünü açtım bir yerde. Hani iyi bir insan seçerseniz, atarsanız dedim. Hayır dua almak da var dedim. Ama attığınız oydan aman muhtarlar ne iş yapar düşüncesiyle attığınız her oydan da kendiniz sorumlusunuz. Ah almak da var dedim. İnsanlardaki bu algıyı açtım ben. Ve çok uğraştım, çok mücadele verdim. 4 ay boyunca aralıksız gece gündüz yılbaşı, kar, yağmur, soğuk asla ve asla pes etmedim. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar bir fiil sokaklardaydım. Ki benim mahallemde 3 noktalarda hani tuvalet sorunu çıkıyordu ortaya gezerken. Böyle merkez mahalle olmama rağmen kırsal sokaklarım da çok fazla yoğundu. Yeri geldi köpeklerle bir gezdim. Yeri geldi hani tek başıma hiç bilmediğim yerlere girdim ve benim mahallemde beni kimse tanımıyordu. Bir de bu dezavantajım vardı. Çünkü aile hekimliğinde çalıştığım için çalıştığım bölgenin insanları beni tanıyordu. Benim mahallemde benim apartmandan başka hiç kimse beni tanımıyor. Bu da benim için bir dezavantajdı. Peki siz mahalleye yeni mi taşınmışsınız? Yeni taşınmadım. 30 yıl. Aynen 30 yıldan beri aynı mahallede oturuyordum ama aynı mahallede oturmama rağmen başka iş yerinde çalıştığım için beni tanımıyordu kimse. Siz hekim misiniz bu arada yoksa aile hekimliği yok, yok, içinde yok, mi yok, çalışıyordunuz? Yok yok aile hekimliği içinde çalışıyordum, danışma personeliydim. Anladım. O zaman bir devlet dairesinde mi görevliydiniz? Aynen. 4 nolu aile hekimliğinde çalışıyordum. Hatta muhtar olmaya aday olduğum zaman doktorlarım çok karşı çıktılar. Bırakmak istemediler. Hatta arkandan komplo kuracağız dediler. Kazanmaman yönünde uğraşacağız dediler. Çok çok üzüldüler. Kazanmamam için dört gözle beklediler. Ama ben buna inanarak yola çıktım. Kendime güvenerek yola çıktım. Ben dedim yaparım dedim. Muhtar olmak istiyorum dedim. Çalışmak istiyorum. Faydalı olmak istiyorum. İnsanlara hizmet etmek istiyorum dedim. O yüzden inandım ve başardım. Peki diğer adaylara da sorduğumuz gibi sizin eğitiminiz sağlık alanında mıydı bu arada? Yok sağlık alanında değildi. Ben eğitim alanım kız kızma okutulmaz. Kız kızma okuyup da ne olacak düşüncesine kapılıp okutulmayanlardandım. Okumayı çok istedim, cerrah olmayı çok istedim. Ama bana o şansı vermedi ailem. Önden 2 tane abim vardı. Onlar hani okuyamadılar. Çok başarılıydılar ama 12 Eylül dönemi vardı biliyorsunuz. O dönemde üniversiteye gidemediler, meslekten de olamadılar. Ondan sonra bir şekilde kaldı yani eğitimleri, onur belgeleri aldıkları halde. Bu sefer benim ailem de dedi okuyup da ne olacak dedi. Ben de 38 yaşındaydım, açık öğretime başvurdum. Muhtar olmayı düşünüyordum. Hani en azından bir altyapım olsun, karşılarına çıktığım zaman benim diyebileyim, ayaklarımın üstünde durabileyim. Açık öğretime başvurdum ve açık öğretim ortaokula başvurduğum zaman mahallemde ne kadar kadın varsa onları da yönlendirdim. Ellerinden tabiri caizse sürükleye sürükleye açık öğretime kayıtlarını yaptırdım. 1 yılda ortaokulu bitirdim. Bu arada çalışıyordum da. Ondan sonrasında liseye başvurdum. Benimle birlikte başlayan komşularımızın, kadınlarımızın ve sağlık ocağında da eczane teknikerleri vardı. Bir şekilde gençler okuyamamışlardı. Onların da kayıtlarının liseye yapılmasına vesile oldum. Onların ders seçimlerine yardımcı oldum. Komşularımızın ders seçimlerine yardımcı oldum. Onlar da bir şekilde benim gibi mezun oldular. 2,5 yılda liseyi bitirdim. Ama ondan sonra üniversiteye geldiğimde sınav harçları şeyler tabii malumunuz o zaman bizi aşıyordu. Üniversitede kızım vardı okuyordu. Lisede okuyan tekrar öğrenci oğlum vardı. Onun engeline takıldım. Bu sene üniversite sınavına girip yerel yönetimler okumak istiyordum. Onda da Ankara'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı'nın bir programı vardı. Orada unuttum kayıt olmayı, süreyi geçirdim. Önümüzdeki nasipse inşallah sene sınava girmek istiyorum. Peki sizin bu muhtarlık sürecinizde, muhtar adayı olduğunuz süreçte ailenizden destek geldi mi yoksa geldi. Ne karşılık geldi. Oldu mu? Yok destek geldi çünkü
eşim beni çok iyi tanıyordu. Hani kafama bir şeye koyduğum zaman onu sonuna kadar götüreceğimi biliyordu ve muhtarlığı benim yapı olarak da çok iyi yapabileceğimi bildiği için çok fazla destek oldu. Hatta benim eşim benim kendi muhtar olduğum mahallemde aile hekimliğinde o da çalışıyor. O da danışma personeli. Hani onun da çok avantajını gördüm. Onun da çok desteğini gördüm ve hala da destek oluyor. Çocuklarım da çok destek oldu. Ailem de çok destek oldu. Hatta diyor herkes yakın çevremdekiler şimdi sen mesleğini buldun diyorlar bana. Harika. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi benim siz üçünüzün söylediklerinizden topladığım şu ve başka yerlerde de yaptığımız bu çalışmalardan bir kadınların bu dernek deneyimleri veya siyasi parti içindeki deneyimleri çok önemli oluyor bu aday olmaya karar verme sürecinde. İlk sorumu genelde böyle açıyorum çünkü siyasi heves dediğimiz bir kavram var siyaset biliminde. Nedir bu? İnsanın aday olmasını itekleyen bir güç. Yani herkes evde hep diyorum ben Oscar'ları kazansam şu konuşmayı yaparım der, aday olmak isterim der ama çok az kişi o evrakı doldurup aday olur. Sizler bunu yapmış önemli kadınlarsınız. Çünkü bu ilk adımı attıktan sonra işte geri kalanı geliyor. O yüzden sizlere sorduğum sorularda neye göre bu kararı aldınız? Bunu sormaya çalıştım ve öğrenmeye çalıştım. Şimdi sizlerde ailelerin çok destek olduğunu görüyorum burada. Ve aynı zamanda da erkeklerden farklı olarak erkekler bu işi biraz aile mesleği olarak galiba babadan oğula geçme bir muhtarlık sistemi var bizlerde ama sizler kariyer olarak görüyorsunuz. Çok farklı. O yüzden geliştiriyorsunuz. Sahada başka şeyler yapıyorsunuz. Yani geleneksel muhtarlık anlayışına farklı bakıyorsunuz. Şimdi ilerleyen şeylerde, dönemde ben şimdi şeylerden bahsedeceğim. Pardon. Sizlerden aldığım bilgilerle başka çıkarımlar da yapacağım ama size şunu sormak istiyorum. Mahallenizde siz neyi farklı yaptınız daha önceki döneme göre? Kadınların hayatına nasıl dokundunuz? Mahalleliye nasıl dokundunuz? Nasıl farklı projeleriniz oldu? İsterseniz Derya Hanım sizinle başlayalım. Ondan sonra yine aynı sırayla devam ederiz. Buyurun. Merhabalar tekrar. bizim şansımızda muhtar olduğumuzda herhalde bir 6 ay sonrası falan bir pandemiye rast geldik. Yüzyılda olan bir şey. Bize rast geldi ama biz bu pandemi döneminde zaten her gün işimizin başındaydık. Daha da mahallemizdeki vatandaşlarla daha da bir samimiyeti artırdık. Her gün aradık işte kaymakamımızın söylediği, belirttiği metotlarda doğru ev ziyaretlerinde bulunduk. Evde tek başına yaşayanları tespit ettik. İhtiyaçları var mı, kimlere ulaşılabilecek? Bu tür şeylerde zaten sürekli görev alan birisiyim. Muhtar olmadan önce de çok sosyaldim zaten. Mahallemde bir sürü yerden, birkaç tane hastaneden, gençlerimize yönelik kurslardan, özel okullardan, her yerden mutlaka bir indirim yaptırmışımdır. Mutlaka onların indirim tarihleri, işte şu tarihten şu tarihe kadar geçerli diye hepsinin protokolleri yazılıdır. Sonra yollarında, asfaltlarında mutlaka bir de şu tebligatlardan dolayı muhtarlığımızda oturmamamız gerekse daha çok şey yapacağız ama biz dışarıya çıktığımız anda ben tebligat almaya geldim diye aradıkları zaman biz muhtarlığa acil vaziyette geri dönmek zorunda kalıyoruz. Muhtarlıktan çok çıkamıyoruz işin gerçeği. Bütün işlerimizi oradan yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yine her gün şu anda mahallenin kızıyım, gençlerin ablasıyım. Eskiden bir tane evim vardı, şimdi 1000 tane evim var diyorum. Bir gün psikolog, bir gün anne, bir gün abla. Her gün bir kimlik çıkartıyoruz kendimizi. Herhalde haftanın bir günü muhtar olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her an bilmediğimiz bir soruyla da karşılaşabiliyoruz. Ya da dediğim gibi hani hiçbir şey olmasa bile bir kadın muhtarımız var ziyaretine gidelim diye yine mahallelimiz geliyor. Yine çayımızı kahvemizi içiyoruz. Daha önce sen neredeydin muhtarım diye soranlar oluyor mesela mahallemden. Çünkü biz hiç muhtarlığın kapısını bilmiyorduk. Kapıdan içeri girmiyorduk, gelmiyorduk. İyi ki seni seçmişiz, iyi ki buradasın diye ziyaretimize geliyorlar. Bayağı farkındalıkla işlerimizi götürüyoruz. Kadının elin değdiği yer belli oluyor diye geliyorlar tebrik etmek için muhtarlığımıza. Alo. Şey kapatmışım sesimi de biraz önce bir kuru öksürük tuttu kusura bakmayın. Ben de sesim gelmedi sandım da o yüzden. Şimdi sizce tabii ki muhtarlığın görev tanımı çok yok. Yani olan bir şey değil kendiniz de bir yerde yaratıyorsunuz.
kadınla erkeğin bu mesleği yapması arasında bir fark var mı? Kadın tabii ki var. Nedir o fark? Ya biraz önce de dediğiniz gibi erkek sanki babadan oğula ya da işte emekli olmuş kahveye gitmeyeyim diyor. Genelde eşleri evden gönderiyor zaten. O da gidip muhtarlıkta vakit geçiriyor. Muhtar olmak için değil yani. Hani buradan sakın onları yargıladıklarımı düşünmesinler ama öyle bir gerçek var. Ama bizler öyle değil. Biz gerçekten tek iş ve bunu meslek olarak görmüşüz. Sabah kalkıp işimizin başına gidiyoruz. Saat bildiğiniz 5'te bazen de 6'ya kadar orada oturup işimizi yapıyoruz yani. Bildiğiniz o bizim mesleğimiz artık. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi biz kariyer olarak bakıyoruz zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman şimdi 3. turda başka sorularla döneceğim size. Yasemin Hanım, size de aynı soruları yöneltmek istiyorum. Evet. Şimdi ben muhtar olduğum zaman mahallemin yarısı yoktu zaten. Boş alandı, tarlalar vardı. Biliyorsunuz burası bamya tarlası, mandalin portakal bahçelerinin olduğu bir mahalleydi. Yarısında işte çadırlar var, her taraf tarla. O oluşum sırasında altyapı, üst yapı muhtar olduğum dönemlerde devamlı zaten belediyeyi aşındırıyordum. Biraz da inatçı bir ruhum var. Yani yapılacaksa yapılacak o iş. Aklıma koyduğumu yapıyorum. Öyle bir huyum var. Mahalleye neler kazandırdık? İşte parklar, 30'a yakın park kazandırdık. Müracaatlarımızda. Bir okul eksiğimiz vardı. Okul eksiğini tamamlattık. Sonradan bir okulumuz daha oldu. İşte deprem gününe kadar her şeyimiz tamamdı. Hatta ben şöyle bir şey diyordum seçim sırasında. Çok yoruldum artık herhalde bu dönem daha rahat, daha başka işler yaparım diyordum ama maalesef şu an depremle uğraşıyoruz. Her gün başka işlerle uğraşıyoruz. Altyapı tamamen gitti, üst yapı tamamen gitti. Şimdi başka işlerimiz var. Ben neler yapıyordum? İşte ihtiyaçlılarla yardımseverleri buluşturuyordum o dönemde. Hala devam ediyoruz. Öğrencilerimize burs buluyoruz. 30'a yakın öğrencimizi okutuyoruz. Yalnız mahallede değil, İzmir genelinde her taraftan. O muhtar ablana giderse sana yardımcı olur. Ege Üniversitesi'nden hocalarımız gönderiyor öğrencilerimizi. Sağ olsun burslar buluyoruz çocuklarımıza. Yetiştirme yurduna yardım ediyorum. Kız yetiştirme, erkek yetiştirme yurdunu. Çocuklarımız 18 yaşından sonra evlere çıkıyor. Onlara eşya buluyoruz. Evlere yerleştiriyoruz. Kadınlarımıza iş buluyoruz. Nedir? İşte çocuk bakımıdır. Önceden daha çok işler buluyordum ama şu son dönemde yaşlı bakımı, çocuk bakımı öyle işler buluyorum. Gençlerimize iş buluyorduk. Gene farklılaştı bu dönem. Yani dönem dönem farklı farklı işler yaptım. Tabii çok uzun bir dönem, 28 yıl. Her dönem farklı işlerle bugünlere kadar geldik. Peki sizce erkek meslektaşlarınızdan farklı evet. olarak neyi yapıyor kadın muhtarlar? Neyi yapıyoruz? Mahalleliği evimiz gibi görüyoruz. Sokaklarımızı odalar gibi görüyoruz. Daha ayrıntılı yapıyoruz bu işleri. Erkek arkadaşlarımız biraz daha yüzeysel yapıyor. Ama kadının yaratılışından olduğu için yani daha çok ev gibi gördüğüm için yani sokakta kimsenin bana şikayet etmesi gerekmiyor. Ben eğer o sokakta bir şey gördüysem zaten onu iletiyorum, anında iletiyorum. Arkadaşlarım balık beraber gezmeye gittiğimiz zaman veya sokakta yürüdüğüm zaman seninle gelmeyeceğim, sen çok duruyorsun sokaklarda diyorlar. Yani resmini çekiyorum yanlış bir şey gördüğüm zaman hemen iletiyorum. Kalkınmanın anahtarı kadın zaten. Kadın kız çocuğunu yetiştiriyor, kadın erkeği yetiştiriyor. Bizler daha farklı yapıyoruz. Daha ayrıntılı yapıyoruz. Detayda diyorsunuz. Gizli. Detaylı. Evet. Detaylı. Peki. Teşekkür ediyorum. Nesime Rica muhtarım. Rica ederim. Aynı soruyu size yöneltiyorum şimdi. Kadın muhtar, erkek muhtar farkı var mı? Siz ne tür projeler gerçekleştiriyorsunuz? Hayatlara nasıl dokunuyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? Sesiniz gelmiyor. Pardon. Buyurun. Tabii ki kadın muhtar farkı var. Az önce muhtar arkadaşımın dediğine kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Kadın muhtarlar, ben de mesela mahallemi evim gibi görüyorum. Diyorum ki hani insan nasıl evinin her odasından, her dolabından, her köşesinden, her böyle küçücük bir milim kıpırdasa bilir.
Ben de mesela öyle mahallemde her sokağımı bilmeliyim diyorum. Her kıpırdayan taşıdan haberim olmalı diyorum. Yani kadınlar daha farklı, bir yuva gibi görüyor mahallesini. Ben ilk önce muhtar olduğum zaman kendim de çocuklarımda bunun sıkıntısını çok gördüğümden mahalleme kütüphane kurdum. Muhtar adayıyken hiç ben vaatte bulunmadım. Hiçbir şekilde onu yaparım, bunu yaparım kesinlikle demedim, vaatlere girmedim. Ama aklımda hep bu hayalim de kütüphane kurmak, mahalleye, büyüklere, çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktı. Ve şu an sadece kendi mahallem değil, çevre mahallelerde olmak üzere öğretmenler de yönlendiriyorlar. Köylülerin mahalleli, tabii büyükşehre geçtikten sonra köyler de artık mahalle sayılıyor. Oralardan bile çok kitap almaya gelen şeylerim var, kitap okuyucularım var. 7'den 77'ye demiyorum, 5 yaşından 95 yaşına kadar kitap okuma alışkanlığı kazandırdım. Özellikle korona, Covid döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız televizyon okumaktan sıkılıyoruz. İyi ki bu kütüphane var, iyi ki kitap alıyoruz, okuyoruz diye teşekkürlerini iletiliyordu. Ben de onları sosyal medyada paylaşıyordum. Tabii reklam da çok önemli. Hani kütüphanenin varlığını anlatmak da önemli. Özendirmek önemli. Ondan sonra çocuklarımızı hediyelerle, küçük hediyelerle ödüllendiriyordum. Kitap okuyup okumadıklarını ölçmek için anlatmalarını istiyordum okudukları ve kütüphanelerin aksine kitaplarda çocuklarda itici bir düşünce oluşmasın diye hiçbir zaman süreç koymadım. Mesela demedim yani 2 hafta içinde getirin, 3 hafta içinde getirin. Yeter ki bu kitabı okuyun, anlayın. Bitirdikten sonra bana getirin. Sadece sağlıklı bir şekilde yırtmadan getirin diyordum. Bu çok işe yaradı mesela. Öbür türlü kendi çocuklarımda da kütüphaneler 2 hafta süre verdiği zaman bu baskı oluşturuyor çocuklarda. Kendi gözlemlerime dayanaraktan bu şekilde yaptım. Daha sonrasında kütüphaneden tabii ben daha çok sosyal etkinlikleri seviyorum. Benim hayalim vardı aile hekimliğinde çalışırken organ ve kök hücre projesi. Muhtar olursam diyordum bunu yapayım ve bütün Türkiye genelinde muhtarlara örnek olsun, muhtarların projesi olarak yayılsın. Bütün muhtarlar sahiplensinler projeye, bir tane evladımızı kurtarsak karımızdır diyordum. Orada yapılan bağışlarla, bu hastalık insanın ne zaman kapısını çalacağı bilemezsin. Bazen çok trilyonların olur, çok zengin olursun ama bir organ bulunmadığı zaman, bir uygun donör bulunmadığı zaman, yani Allah göstermesin, evladımızı kaybedebiliyoruz. Bunun için Akhisar Belediyesi ile iletişime geçtim. Belediye başkanımız arkamda çok durdu, sağ olsun. İlk ayağını Akhisar'da gerçekleştirdik. Bununla birlikte İzmir'de televizyon programlarına çıktım. Muhtarın projesi kökleniyor, Akhisar kökleniyor diye. Çok da güzel etkiler oldu. Çok güzel o gün bağışlarımız oldu. Organ bağışlarımız oldu. Kök hücre bağışlarımız oldu. Çok verimli bir seminerdi. Çok da iyi tanıttığımı düşünüyorum bunun. Daha sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürümüz Sayın Şehnaz Başaran, üzülerekten söylüyorum, onu sonrasında öğrendim. Kızının kök hücre nakli olduğunu öğrendim ve benim projemden çok etkilendiğini bana söyledi. Ondan sonra onunla birlikte ikinci ayağını Manisa'da yaptık. Orada da çok güzel bağışlar oldu, tanıtımlarını çok güzel yaptık. Yani şimdi sağlık sektöründe bunlar devamlı yapılıyor, devamlı paylaşılıyor ama hani farklı bir sektörden yapıldığı zaman bu tür şeyler insanlarda algı oluşturabiliyor. Hani hep görmeye alışık olduğumuzun farklı bir şekilde versiyonu olabiliyor bu. Daha sonrasında Soma'da üçüncü ayağını yapacaktık ve Türkiye geneline yavaş yavaş yayılmaya başlıyordu bu. Ama malum korona girince her şeyler yasaklandı. O da o şekilde kaldı ama ben istiyorum ki şimdi hazır burada bu programda bu projeyi tekrar canlandıralım, bu projeye tekrar yeniden hayat verelim. Muhtarın projesi değil de tüm Türkiye genelindeki kadın muhtarların projesi olsun. Bir tane çocuğumuza hayat verebilsek, bir tane evladımıza umut olabilsek, yani çok mutluluk verici bir olay olabilir bu. Buna hep birlikte sahiplenelim, hep birlikte sahip çıkalım. Hani onlar şunu bile düşünse, hastane köşesinde bizim için uğraşanlar var, bizim için çaba sarf edenler var. Yani bu o kadar güzel bir duygu ki, o kadar böyle insanın yüreğine dokunan bir duygu ki, bunu hep birlikte yapabiliriz, hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Bundan çok sonra oldunuz, evet. Aynen. Bundan iletişime geçsinler bu projeyle. Evet. Aynen. Çok yardımcı olurum. Hatta benim projelerimde
Akdeniz Üniversitesi'nde yüz naklini gerçekleştiren doktorlarımızdan Doktor Ayhan Dinçkan, Profesör Doktor Ayhan Dinçkan konuşmacı olarak katıldı. Çok değerli, çok kıymetli bir doktor. Bu tür programlarda her zaman hazırım diyor. Çünkü her insan diyor, kendini düşünerek diyor, bu tür seminerler yapsa diyor, bugün böyleyim, yarın başıma ne gelecek bilmiyoruz düşüncesiyle hareket etse diyor, hiç bu kadar organ bekleyen, kan bekleyen insanımız olmaz diyor. Yani o yüzden bu bir çağrı olsun, benim bu gece vesile olsun, diğer muhtar arkadaşlar da sahiplensinler bu projeye diyorum. Bundan sonrasında şey yaptım, disleksi, hani okullarda çok fazla bilinmiyor. Dikkat eksikliği, hani çocuklar disleksi tanısı konulmadan anne baba fark edemiyor. Buna farkındalık yaratmak için İzmir Bayraklı'dan çok sevgili bir kızımız var, psikolojik danışman rehber. Onlar iletişime geçtim. Bir günde 3 tane okulda disleksi semineri düzenlerek bir ilke imza attım ve çok büyük katılımcıyla çok fazla kitlelere ulaştım. Bu da çok güzeldi. Hani ben mahallemde altyapı hizmetleri olsun, yol olsun, kaldırım olsun, onlara daha çok koşuyoruz. Onlar bizim hani muhtarların görevi değil ama bizler kendimizi mahallemizden sorumlu hissettiğimiz için devamlı zaten aktif bir şekilde onların içindeyiz. Ama bunları da yaparken hani bu tür böyle sosyal aktivitelerde, kendi açımdan söylüyorum, ne kadar çok yaparsak kadınların adını o kadar çok daha hani ön plana çıkarıp duyurabiliriz diye düşünüyorum. Benim kendi kanaatim bu. Bunun dışında muhtar adayı olduğum zaman çevremdeki muhtar arkadaşları seçimlerde hep lokma döktürüyorlardı. Ondan sonra pilav hayırları yapıyordu. Ben o zaman dedim ki ben pilav hayırı yapmayacağım, lokma da döktürmeyeceğim. Kendimce dedim. Ama muhtar olursam ilk senesi çocuk giydirmek istiyorum. Öksüz yetim çocukları giydirmek istiyorum dedim. Kendim orada harcayacağım paraları muhtar olduktan sonra bir başka arkadaşımın da desteğiyle ilk sene 120 tane çocuk giydirdim. Öksüz yetim, bayramlık. Ve bunları hiç kimsenin onurunu incitmeden, hiç kimseyi afişe etmeden, sanki kendileri mağazadan alışveriş yapıyormuşçasına o şekilde yaptım. İkinci senesi de 170 çocuğa çıkardım bunu. Bir kadın muhtar arkadaşa teklif sundum. Birlikte yapalım dedim. Hani iki tane kadın muhtar olarak dedim, Akhisar'da dedim duyuralım. Bir örnek olsun bu da bu şekilde dedim. Ondan sonrasında işte bunu da gerçekleştirdik. O da çok güzel oldu. Sonraki sene işte yine korona çıkınca malum. Tabii insanlar artık çok zor duruma düştüler. Bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düştü. Benim kendi mahallem açısından söylüyorum en azından. Çok zor durumda olup da karantinaya girip zaten çalışamayan aileler vardı. Bir de karantinaya girince iyice zor durumda kaldılar. Bu sefer çocuk bayramlık şeyini kaldırdık. Ailelere destek, gıda desteği, ondan sonra yapabilecek aileleri araştırıyorduk. Onların kahvaltılık ihtiyaçlarını, tüp ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarını hep bu şekilde hani bu alanda daha çok şey yaptık. Ve bu 3 yıl sürdü. Yakacak yardımını mesela bu sene 70 aileye yakacak yardım yaptım. 61'den 10 tane de aileye öncesinde. Kendi ellerimle sanayi esnafına soruyordum, kerestecilere özellikle. İlk etapta 300 çuval odun kendim çuvalladım. Mahalleden de gönüllüler seçiyordum. Böyle 5-6 tane hani bana yardım edebilecek arkadaşlar. Onlarla birlikte onları çuvallıyorduk. 3 aşamada 300'er çuvaldan yine çok aileye dokunduk. Ve bunun yanında mesela zeytinci memleketi olduğumuz için zeytin arası yapanlar var. Diyorum ki hani çok tarlaları olanlara, geliri güzel olanlara, siz bak hani kaloriferli evlerde oturuyorsunuz, odunlarınızı hani bu şekilde değerlendirmek isterseniz hem malınızın zekatı olur hem de böyle ihtiyaç sahibi ailelere dokunmuş olursunuz. Geçen sene de bu şekilde, şimdi aralar başlamadı. Geçen sene 30 ailemize 30 ton odun yardımı yaptım, zeytin odunu yaptım. Bizzat yine kendi ailemden aileleri tespit ederek ve sadece benim mahallemden sınırlamıyorum bunu. Yeter ki ihtiyaç sahibi olsun, doğru kişi olsun diyorum. Hani komşu mahalle muhtarlarımızla da paslaşıyorum bunu bu şekilde. Yani başka mahallelere de yapıyoruz bu şekilde yardımlaşarak. Yani bu tip şeyler yapıyorum ben daha çok. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi yine özetlemek gerekirse sizleri dinlerken öncelikle ben kadın muhtarların kriz yönetimi konusunda, yani bu pandemi olabilir, yok işte doğal afet olabilir, deprem olabilir, ne olursa olsun bir kriz yönetimi içinde sürekli çözüm üreten bir taraf olduklarını görüyorum. Ve belki de yenilikçi yaklaşımlarla, yani daha önce yapılmamış çözümleri üretmek.
Aynı zamanda kadınların hassas olduğu konular vardır. Eğitim, çocuklar, sağlık, çevre. Bu konularla ilgili projeleriniz var gördüğüm kadarıyla. Üçünüzün evet. de biraz önce evet. anlattıklarınızda. Bu da çok önemli çünkü kadınların yönetimi farklı dediklerinde, evet, çünkü hassasiyetleri farklı olabilir, çerçeveleri farklıdır. Belki o çocukların eğitimiyle ilgili daha birebir ilgilendikleri için kendileri daha farklı bir çerçeveden bakıyorlar. Nesime Muhtarım'ın kendi mesleğini de işin içine getirmesi, işte sağlıkla ilgili yapmış olduğu projeler. Eminim sizlerin de kendi alanlarınızda kadın istihdamıyla ilgili, kadın esnafla ilgili çalışmalarınız vardır diye düşünüyorum. Evet, Derya var. Muhtarım, Yasemin Muhtarım. Şimdi benim gördüğüm bu. Biz tabii bu tür soruları farklı muhtarlara farklı yerlerde sunduğumuzda karşımıza çok büyük bir genellemeyle çıktığımızda şunu görüyorum ben. Gerçekten mahallenin gözü kulağı muhtar ihtiyaç analizi yapıyor, çözüm üretiyor ve bu çözüm içinde kıt kaynaklarla yapıyor. Bir iktisat şeyinden eğer anlatmak gerekirse kıt kaynaklar var. Bu kıt kaynakları nasıl dağıtırım, nereden kaynak yaratırım, nereden bunu aktarırım? Ve bunu da görevinin bir parçası olarak görüyor. Her zaman için muhtarlar bunu bir görev olarak görmüyorlar. Hatta aday olan bazı kadın muhtarlar diyorlar ki mesela sel oldu, muhtar şey yapmadı, gidip muhtara niye böyle yaptın diye sorduğumda çok kolaysa git sen aday ol demiş mesela bir tane kadına. Kadın da aday olmuş ve köyde kazanmış. Yani erkekler bu işlerin bir kısmını tam yapmıyorlar. Görev tanımı olarak görmüyorlar ama sizler görmüşsünüz görev tanımımız olarak. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum, sizlere sormak istediğim. Bu soru da şu, şiddetle ilgili. Çünkü biz aslında kadın muhtarların biraz önce gözü kulağıdır dedik. Peki bu gözü kulağıyken muhtarların şiddetle ilgili ne tür gözlemleriniz oluyor? Kadınlara yönelik şiddetle ilgili. Beri tutuyor musunuz bu konuda? Ve kendiniz de kamu görevi yaparken şiddete maruz kalıyor musunuz? Yani bu hem cinslerinizden de olabilir, vatandaştan olabilir, diğer devlet görevlilerinden olabilir. Veya adayken ne bileyim diğer adaylardan olabilir. Cinsiyetçi şiddete siz de maruz kalıyor musunuz? Derya Muhtarım, yine sizinle başlayalım bu tura. Buyurun. 3 yıl oldu muhtarlığa başlayalı. 3 yıldır muhtarlığın içindeyken 2 kez sözlü tacize uğradım. Tabii işin acemisi olduğum için ne yapmam gerektiğini çok bilemedim. Ama daha sonra gerekli yerlere durumu bildirdiğimde İşte şuraya buraya başvurmam gerektiğini, acil işte emniyete haber vermem gerektiğini falan filan öğrendim. Neyse şu anda biraz daha rahatladık. Ama ikincisi, kadın olarak illa muhtarlıkta değil, trafikte bile zaten yani günümüzde zaten biz ikinci insanız. İkinci sınıfız yani. Birinci sınıfa geçemedik bir türlü. Muhtar değil ne olursak olalım, biz zaten ikinci sınıf insan olarak görülüyoruz. Bizim de amacımız zaten kadınların da güçlü olduğunu ve ikinci sınıf olmadığımızı. Çünkü o dünyanın yarısındaki o çocukları yetiştiren, hepimizi yetiştiren nihayetinde kadın. Yani eşlerimizi yetiştirenler de kadın aslında. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda zaten muhtarlığı bir kadınlar olarak, kadınlar ne kadar çoğalırsa daha da zaten bir evrim atlatacağımıza inanıyorum da, şu anda da o duvara yıkmış durumdayız aslında. Benim mahallemde şiddet konusunda şiddet gören bir kadınımıza rastlamadım. Sadece şimdiye kadar bir tane kadınımız sığınma evi talep etti. Onu da kendim yerleştirdim. Bir tane genç kızımız müracaat etmişti. Ona da yine gerekli olan bütün önlemleri aldık, yardımda bulunduk. Çok şükür o konuda ben mahallemde öyle bir şey yaşamadım, görmedim. Peki, ama zaten gözlemliyor musunuz? Tabii ki ekonomik, mutlaka gözlemliyorum. Yani farklı türlerine baktığımızda mesela ekonomik şiddet daha yaygın olabilir. Onu özellikle siz gözlemlersiniz bu yoksulluk belgelerinde de diye düşünüyorum. Evet, biz zaten fakirlik belgesi veriyoruz. Ama son zamanlarda eşimden ayrılan o kadar fazla çiftimiz var ki onların arkasındayız. Onlara yolları gösteriyoruz. Ben zaten gerekli müdahaleleri nereye müdahale edilecekse zaten kendim ederim onlar yanımda otururken. Bizim zaten önemli olan onları bizim pür dikkat dinlememiz. Muhtarlığa geldiklerinde sonuna kadar onlara zaman ayırıp onları dinlememiz. Eğer bizden küçüklerse onlara abla olarak yol göstermemiz. Şöyle söyleyeyim.
ekonomik durumu biraz daha yüksek olan bir mahallede olduğum için zaten bu hani biraz önce Nesime muhtarımıza erzak yardımından bahsetti. Ben bunu ilk sene 300 koli şeklinde bir gıda yardımında bulundum ama kendi mahallem değildi. Bunun sadece belki 50 tanesi kendi mahallemdi. Başka mahallelere bulundum. Tabii ki sponsor olarak da kendi mahallemdeki oturan insanlar vardı. Şu anda da apartlarda oturan, yalnız yaşayan, çocuklarıyla yaşayan kadınlarımız sayısı her gün artıyor. Ama biz her zaman için onlara gerekirse belediyeden, gerekirse de mahallemizdeki oturan, işte durumu iyi olan vatandaşlarımızdan sürekli yardım talebinde bulunuyoruz ve yardımlarımızı da yapıyoruz. Yani onları ortada bırakmıyorum çünkü benim zaten bu göreve gelirken önceliğim kadınlar ve çocuklardı. Her zaman da önceliğim kadınlar ve çocuklar. Yine bu şekilde devam ediyor. Pardon Itır Hocam, süre hatırlatması yapıyorum. Son 25 dakikamız buçukta. Tamam. Zaten son tura çıktım ben şimdi. Biraz sonra başka sorulara da geçeceğim. Peki siz veri tutuyor musunuz Derya Muhtarım? Yani herhangi bir... Kimlere ne vermişim, kimlerin durumu ne durumunda? İşte kaç çocuğu var, nerede oturuyor, ne yapıyor, kime ne zaman yardım edildi, mutlaka tutarım. Tamam, bu veri tutmak çok önemli kapasite anlamında. Her muhtarımız yapmıyor, o yüzden size sormak istedim. O yok, zaman... telefon numaraları mevcuttur. En son erzak kolisini ne zaman vermişim? Nerede oturuyor? Burada ailesi var mı? Yalnız mı yaşıyor? Eşi ceza evinde mi? Ölmüş mü? Boşanmış mı? Hepsinin notunu tutarım. Şiddetle ilgili de tutuyorsunuz öyleyse. Bir şiddetle ilgili bir şey varsa onu da not olarak alıyorsunuz. Ben mutlaka not tutarım ama şimdiye kadar mahallemde hiç öyle bir şiddete rastlamadım. Peki KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirildiniz mi? Ben gelen genç kız, yani şöyle söyleyeyim, 18 yaşındaki gençler bile şimdi benim muhtarlığımın önüne gelip oturuyorlar. İşte orada kurslar çok yakın olduğu için, eğitim kursları, dershaneler yakın olduğu için gelirler otururlar, dışarı çıkarım, onlarla da sohbet ederim. Nihayetinde benim de iki tane genç kızım olduğu için onların yanına geçerim, sohbet ederim. Ve her gelen genç kızımıza da mutlaka işte akşam kaçta çıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, KADES'i indirdiniz mi diye söyler, telefonlarına tek tek indirtirim. Kendi kızlarıma da indirtmişimdir, kendi telefonumda da vardır. Gelen kadınlarımızı da mutlaka KADES'i indirin. İlla bir şiddet, hani evdeki şiddet değil, sokakta da bir şiddete maruz kalabilirsiniz. Size en yakın gelebilecek ekip burada diyerekten mutlaka indirtirim. O konuda bilgilendirme yaparım. Tamam, size bilgilendirme yapıldı mı ama kaymakamlık veya bakanlık tarafından? Yok, hayır, bize yapılmadı. Çünkü burada da bir çeşitlilik görüyoruz. Bazı yerlerde kaymakamlar topluyor muhtarları, bilgilendirme yapıyorlar. Bazı yerlerde de hiç bilgi yok. Sizdeki kaymakam sizi bilgilendirmedi. Hayır, bize yapılmadı. O zaman siz kendi araştırmanızla öğrendiniz. Tabii. Onu merak ediyorum. Şimdi biz biraz daha kendimizi her gün güncellemek zorundayız zaten. Her gün gündemi takip etmek zorundayız. Bizim de farkımız bu. Çünkü dedim ya, hani ertesi günü haberlerde bugün bir konu çıksa, ertesi günü vatandaş anlamadığı zaman direkt muhtarlığa geliyor. Muhtarım akşam haberlerde böyle böyle bir şey çıktı, biz anlayamadık dediği zaman bizim onu orada açıklamamız gerekiyor. Aa, öyle mi, duymadım, haberim yoktu deme şansımız yok bizim. O yüzden biz kendi çabalarımızla ne varsa öğreniyoruz ve vatandaşımıza da bir şekilde işte WhatsApp gruplarından, sosyal medyadan duyurumuzu yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman Yasemen Muhtarım'a geçiyorum şimdi. Güzel. Aynı şekilde size de şiddetle ilgili sizin gözlemleriniz nedir kendi mahallenizde? Bununla ilgili veri tutuyor musunuz? Ve kendinizle cinsiyetçi bir şiddet yaşadınız mı kamu görevi yaparken? Şimdi veri tutuyorum. Her türlü veriyi tutuyorum. Yaptığım yardımlardan olmak üzere bütün şiddet ne varsa bana gelen sorunların hepsini 94 yılından beri tutuyorum ayrıca. Hepsini, tek tek hepsini biliyorum. Şiddet bu dönemlerde değil de ilk muhtar olduğum zamanlar vardı. Hatta bir mahalleden bir mahalle sakini gelmişti. Mosmor bir yüzde. Tabii karakol çok yakın bana. Ben de karakoldaki arkadaşlara şöyle demiştim. Bu beyi lütfen alın. Bir gün kapatın. Ertesi gün çıkartın. O mahalle sakinimi hemen adliyeye gönderdim, kontrol ettirdim, raporunu çıkarttırdım.
çabalayan bir kadındı. O bey bir daha muhtarlığın önünden geçememişti o dönemde. Ondan sonra öyle bir şiddet görmedik. Ama şöyle bir şiddet var son zamanlarda. Ekonomiden dolayı sözlü şiddetler var ailelerde. Evin babası diyor ki benden bu kadar. Ben yapamam. Ne yapayım? Ekmek yiyin. Son zamanlarda gelen kadın arkadaşlarımızdan bunu duyuyorum. Veya WhatsApp'tan yazıyor. Muhtarım sabahleyin çocuklarıma makarna yedirdim. Başka bir şeyim kalmadı. O da yaptığımız yardımlarla. Benim eskiden mahallemde böyle çok yardım isteyen yoktu. Derya arkadaşımızın dediği gibi İzmir genelinde yardım yaptırıyordum ben. Ama bu son hem depremden dolayı hem ekonomiden dolayı mahallemde çoğaldı. Bunu Ramazan'da çok gördük. Kadıncağızlar çaresiz. İş bulayım sana diyorum ama küçük çocuğu var. Küçük çocuğunu ne yapacak? Okutmak zorunda. Bakmak zorunda. Bırakamıyor. İki üniversiteyi bitirmiş arkadaşımız. Bir tek üniversiteyi bitirmiş, okumuş ama evdeler şu an. Çaresiz şekilde hemen hemen her gün muhtarlığa geliyorlar. Ne yapacağız, nasıl yardım alacağız diye. Ben de onlara yardım buluyorum ama tabii bu yardımlar geçici. İş konusunda yardım etmeye çalışıyorum. Genelinde iş bulmaya çalışıyorum. Eğer küçük çocuğu yoksa. Şimdi bizim Bayraklı Belediye'mizin yeni anaokulları var. Bu arkadaşlarımızın çocuklarını oralara gönderebilirsek kaç tane arkadaşımız var. Onlara iş bulacağım. Yoksa gelen yardımlar geçici yardımlar. Ben her zaman söylüyorum. Balık tutmayı öğretmemiz lazım. Böyle. Peki kendiniz cinsiyetçi şiddete hiç maruz kaldınız mı? Kamu görevini yaparken. Evet. Şimdi değil de eskiden biliyorsunuz belgeleri biz veriyorduk. Özellikle okul zamanları okul belgelerini işte ikametleri biz veriyorduk. O dönemlerde kayıtlar olmayanlara vermediğim için öyle sözlü şiddetler oluyordu ama çok değil. Onu halledebiliyordum. Yani öyle çok böyle ben şunu yaşadım diyemem. Yaşamadım öyle bir şey. KADES'le ilgili de zaten bilgimiz vardı. 2 ay önce Emniyet Müdürlüğü tarafından evet bizi topladılar. O ayrıntılı bir bilgiyi verdiler. Hatta telefonlarını da aldık. Gelen arkadaşlarımıza hepsine söylüyorum indirin diye. Böyle. Her yerde tabii bu KADES'le ilgili bilgilendirme aynı olmadığı için bu soruyu ben sizlere soruyorum. Sizde evet. Mesela yoğun bir bilgilendirme var ama Derya Hanım da mesela Denizli'de olmamış anladığım kadarıyla evet. Değil mi? Evet. Tamam. O zaman Nesime Muhtarım size de aynı soruyu yöneltiyorum ben. Şiddetle ilgili kendi mahallenizdeki gözlemleriniz nedir? Kadına yönelik şiddetle ilgili. Bunlarla ilgili veri tutuyor musunuz? Ve kendiniz de kamu görevi yaparken cinsiyetçi şiddete maruz kaldınız mı? Ben de Derya Muhtarım'a katılıyorum. Bizde de bilgilendirme olmadı. Ben de gündemi takip ederek, haberleri takip ederek İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında ilk paylaşım olduğu gün KADEM uygulamasını gördüm. Ve bunu mahalleme hem sosyal medya üzerinden hem de muhtarlığıma gelen kadınlara sürekli bilgilendirdim. KADEM uygulamasını indirirseniz hani faydaları bunlardır diye bilgilendirme yaptım. Onun dışında mahallemde tabii ki ben de veri tutuyorum. Söz uçar yazı kalır diyorum. Her şeyi yazıyorum. Mahallemdeki her kişiyi tanımak amaçlı. Maddi durumundan tutun da kocasından olan sorunlarından, aile içi olan sorunlarından her şeyine kadar. Hem bu tekrar okuduğun zaman, baktığın zaman hatırlatma oluyor. Tabii büyük bir mahalle olunca sorunlar da çok oluyor. Ama onun dışında şiddet derseniz, benim 2 tane şiddet olayım vardı. Boşanmayla gerçekleşti ve bu boşanmada ben yardımcı oldum. Benim sayemde gerçekleşti boşanma. Kadın korkuyordu, öldürülmekten korkuyordu. Onu doğru bir şekilde yönlendirdim. Bunun öncesinde tabii seminerlerde ne yapmamız gerektiğini öğrenmiştik ve koronadan önce benim de İlçe Sağlık Müdürlüğü'nle birlikte ortak bir projem daha vardı. Kadına yönelik şiddet. Mahallemde bilgilendirmek ve çevre mahallelerde bilgilendirmek için. Günü ve tarihi belli olmasına rağmen, afişlerimiz bile hazır olmasına rağmen korona yasaklarına takıldık. O seminerimiz kaldı. İnşallah şimdiden sonra serbest olduğu zaman
artık seminerlere tekrar başlayabiliriz. Onun dışında tabii mahalleyle her şeyi birebir yakından takip etmek istiyorsun, öğrenmek istiyorsun, her şeyden haberdar olmak istiyorsun. Hepsini yazıyoruz. Kayıt iyi oluyor bunun dışında. Onun dışında diğer sorunuz neydi? Siz maruz kaldınız mı hiç kamu görevi yaparken? Herhangi Şimdi bir ben hiç maruz kalmadım şiddete ama yakın bir tarihte benim uç mahallelerde bir gazino devri gerçekleşti. Yeni o gazinoya devralan kişinin arka sokaklarında asfalt yoktu. Bana bir gün telefon açtı. Dedi böyle böyle sokakta dedi sorunlar var dedi ama o kişiyi de daha öncesinde mahalle sakinleri şikayet etmişti bana açarak. Hani huzursuz olmuşlar bazı sözlerinden, şeylerinden. Ben de telefonla bu işler güzel anlaşılmaz deyip kalktım. Beyefendinin yerine gittim. Hani yüz yüze konuşayım dedim. Sorun nedir? Yakından öğreneyim. Ona göre belediyeden gerekli hani taleplerimi yaparım dedim. Ama beyefendi hiç konuşulacak gibi değildi. O kadar kötü, hakaretvari konuşuyordu ki ben dedim kusura bakmayın ben muhtarlıktan kalktım. Yarım saat yol yürüdüm. Sizin yanınıza geldim. Hakaret dinlemeye gelmedim. Siz konuşmayı bilmiyorsunuz dedim. Arkamı döndüm geldim. Ama bu tabii benim mahalle sakinim değil, beni tanıyan bir insan değil. Beni tanıyan bir insan olsa zaten bu şekilde davranmaz. Benim yerimden kalkıp onun sorunlarını dinlemeye gitmem bile bu bir incelik gösterir. Hani bir beyin karşısına gidiyorsun, yürüyerek gidiyorsun ve duyarlılığını gösterir. Buna bile saygı göstermediği için ben de onu dinlemedim. Ondan sonra çıktım, geldim yani. Yakın zamanda oldu bu da, geçen hafta oldu. Onun dışında kendi gerçek mahalle sakinlerimden hiç şiddet görmedim. Sözlü taciz de görmedim. Benim mahallem Akhisar'da en az muhtar olarak olaylara giden mahalle diyebilirim. Yani vukuatsız mahalle. Daha çok böyle köylü kesimin daha fazla yaşadığı. Hani Allah korkusu olur dersem yanlış anlaşılır. Hepimiz Allah'tan korkuyoruz. Hepimizin haşa inancımız var kendimize göre ama biraz böyle daha çekingen bir taraf. Hani komşumu şikayet etmeyeyim, komşumla hani çok fazla kavga edersem hani iyi olmaz diye böyle kendini frenleyen insanlar var. Hani kocasına daha böyle itaatkar olup da böyle ortamı idare eden insanlar diyeyim böyle. O yüzden şiddetle hiç karşılaşmadım. Daha çok kocaya destek olan taraf benim mahallemde. Köylü kısmı fazla olduğu için. Peki. Yani onun dışında çok yok yani öyle. Şimdi size sorduğum bu şiddetle ilgili sorulardan benim derlediğim şu. Şimdi kadın muhtar olunca özellikle şiddetin mağduru olan kadınlar gelip sizlerle daha rahat konuşabiliyorlar. Evet. Böylece şiddet genelde görünmezdir ya. Sizler sayesinde belki daha görünür hale gelebilir. Çünkü sizlerle mahalle ablası olabiliyoruz. Yeri geldiğinde mahalle şeyi olabiliyoruz. Annesi olabiliyoruz. Şimdi bu şiddet mağduru kadınları dinleyerek zaten çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Çünkü görünmeyen ve belki daha önce hiçbirisine anlatmadığı bir şiddeti dinlemiş oluyorsunuz. Bilgi yaygınlaştırarak özellikle bu KADES ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşarak ve tabii ki kendi yaptığınız farklı projelerle şiddetin altında belki o döngüden kadının çıkamamasının sebeplerinden biri ekonomik güçsüzlük. Burada nasıl kalkındırabiliriz, kadınları bu döngünün içinden nasıl kurtarabiliriz diye bazı projeler üretiyorsunuz. Benim gördüğüm, sizin yaptıklarınızı biraz böyle genel bir makro düzeyde özetlemeye de çalışıyorum. Çünkü kadın muhtarların farklı bir konumu, farklı problem çözmesi var ve bunun da çok önemli olduğunu biz düşündüğümüz için bu seriyi hazırlamıştık. Benim de sizlerden ricam ve bunu belki Ege Kadın Buluşması olarak gelecek dönemde konuşur kolaylaştırırız. Sizler bu verileri de tutuyorsunuz ve aynı zamanda kendi döneminizle ilgili de şeyler tutuyorsunuzdur. Bunlar sizin arşivinizi oluşturuyor. Kendi fotoğraflarınız, vatandaşla yaptıklarınız, adaylık süreciniz. Kadınların arşivlerinin tutulması ve ileride kadın muhtar olarak bunların da daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşündüğüm için bence İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Şengül Hanım belki onu birlikte bir görüşürüz. Kadın muhtarların arşivlerinin bağışlanması ile ilgili bir proje yapabiliriz. Bunu isterseniz 20 yıl sonra, isterseniz 50 yıl sonra açılmak üzere, şimdi veriler hassastır diyerek ama kadın muhtarlar, daha doğrusu muhtarlık tarihi anlatılırken eğer bu arşivler sizler tarafından tutulmazsa muhtarlık tarihi bir erkek tarihi olarak geçecek. Ama sizler kadınlar olarak
çok farklı şeyler yapıyorsunuz ve bunun hikayesini de sizler anlatırsınız sadece. Bu yüzden bu arşivleri iyi tutmanızı ve ondan sonra bu arşivleri de Kadın Eserleri Kütüphanesi ile paylaşıp görünür hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şengül Hanım'la da bunu daha detaylı bir şekilde Kadın Eserleri Kütüphanesi ile nasıl belki bir eğitim düzenleriz, bir arşiv nasıl tutulur, işte burada neleri içine koymalıyız diye. Ama çok önemli olduğunuzu düşündüğüm için bunu da burada paylaşmak istedim sizlerle. Ben çok teşekkür ediyorum. Sözü ben Şengül Baysa'ya vereceğim. Çünkü sanırım sosyal medya hesaplarımızla ilgili de bazı duyurular yapacak kendisi. Benim için sizlerle tanışmak ve böyle bir çalışma yapmak büyük bir onur. İyi ki varsınız ve mahallelerde kadınları bu şekilde temsil ediyorsunuz. Kadın muhtarların ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyeyim size. Milletvekili adayları, belediye başkanı adayları, kadın profillerine lütfen bir bakınız. Toplumda erkeklerden de daha başarılı, üstün başarılı, yani aslında erkeklerin bile ulaşamayacağı mevkilerdeki kadınlar bekliyoruz biz ve sanki kadınların siyasette var olması için, bu özelliklerde olması gerektiği için eliyoruz sürekli kadınları. Ama muhtarlıkta çok daha farklı çeşitler görüyoruz ve bu yüzden kadınlar için daha farklı bir alan açılıyor ve vatandaşla birebir dirsek teması halinde oldukları için de büyük farklar yaratıp daha görünür hale getiriyorlar kadınları. Aslında bütün kadınların önünü açıyorsunuz siz. Yani sizi bu pozisyonda görenler kadınlara başka pozisyonda oy verme, seçmen olarak destekleme ihtimali artıyor. Bu yüzden muhtarlar çok önemli. Biz de çalışmak istiyoruz. Şimdi Şengül Hanım'a ben mikrofonu veriyorum. Sizlere de tekrar çok teşekkür ediyorum. Buyurun Şengül Hanım. Itır Hanım, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Itır Hocam çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 23 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlediğimiz ilk çalıştaydan bu yana gerçekten Ege'nin 8 ilinde çok büyük bir farkındalık yarattık. Ondan sonra büyükşehir, ilçe belediyeler kadın muhtarlarla ilgili daha çok programlar yapmaya başladı. Daha çok çalıştaylar yapmaya başladı. Bu da bizim için yani bir gurur meselesi oldu. Çünkü sizler seçilmiş kadınlarsınız, rol modelsiniz, çok önemlisiniz ve biz de sizleri daha çok görünür kılmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Itır Hocam biraz önce bahsetti, Gülesin Muhtarlık Akademisi'nde biz öncelikle seçilmiş muhtarlarla çalışmalar yapacağız. Daha sonra da adaylara yönelik çalışmalar yapacağız. Ancak o mahalleden seçilmiş bir kadın varsa o mahalleden aday çıkarmayacağız veya çıkmış adayı da desteklemeyeceğiz. Eğer siz tekrar adaysanız sizleri güçlendirmek adına çalışmalar yapacağız. Şimdi Itır Hocam bahsetti, İzmir'de başladık, Muğla'da, Denizli'de, Manisa'da. Şimdi iki ilimiz kaldı, Kütahya ve Afyon arkadaşlar. O iki ilimizde de gerçekleştirdikten sonra Gülesin Muhtarlar Akademisi'nde vereceğimiz eğitimlerin ana başlıkları ortaya çıkacak. Ama bakın her ilde muhtarlar grubu kurduk. Lütfen oraya talepleriniz neyse onları yazın. Orası artık sizin bir buluşma alanınız oldu. İlk defa açtığımızda biz İzmir'deki 123 muhtarla ilgili bir grubu, birisi dedi ki Ayşe varsa orada ben yokum, Fatma varsa ben yokum. Halbuki burası hiçbir ayrım gözetmeksizin, kimisi dernekli, kimisi derneksiz, dernekler arasında bir problem var. Ama bizde hiçbir ayrım gözetmeksizin her muhtar var orada. Ve bu gruplar arkadaşlar sizler için, sizleri güçlendirmek ve sizleri daha görünür kılmak adına açılmış gruplardır. Lütfen taleplerinizi, duyurularınızı oraya yazınız. Biz de daha isabetli bir program oluşturmak adına bunları dikkate alırız. Şimdi ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. 6284 sayılı yasayı biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi'ni biliyor musunuz? Bu konuyla ilgili muhtarlıklarınıza afişler asıyor musunuz? Biliyorsunuz bir gece ansızın İstanbul Sözleşmesi bir tek kişinin imzasıyla kaldırıldı. Ancak hukuken şu anda geçerli biliyorsunuz. 7 Kasım'da Danıştay'da bir duruşma vardı. İkinci duruşma yarın ve 23'ünde de, 23'ü müydü Nurten Hanım, 24'ü mü Itır Hocam? Bir şey daha var, duruşma, ki o karar duruşmasıdır.
Lütfen hepimiz İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkalım. Çünkü o kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyan bir yasa. Hepimiz için çıkarılmış bir yasa. Yani bu erkekleri de kapsıyor. Aile içi şiddeti kapsıyor. Lütfen o konuda farkındalıklarımızı arttıralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de Ege Kadın Buluşması'nın sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz? Sizinle yaptığımız tüm çalışmaları biz orada paylaşıyoruz. Mesela bu akşam bu toplantı kayda alındı ve orada siz bu toplantıyı izleyeceksiniz arkadaşlar YouTube kanalımızdan. Instagram'da yayınlayacağız bu akşamki toplantıyı. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bundan sonraki çalışmalarımız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Evet Nazlı Hanım, paylaşabiliriz. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Nesibe Şakrak Hanım, çok teşekkür ediyorum muhtarım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben ve Ege Kadın Buluşması'nın tüm il sekreteryaları adına çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel çok çalışmalar gerçekten. Çok keyifli programda. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Biz keşke buradan daha duyduk uzun sizin başarılı çalışmalarınızı. Daha uzun saatler olsa da daha böyle konuşsak. İnsan hani sıkılmadan çok güzel bir akıcı programdı. Sağ olun. Teşekkürler. Tekrar beraber olacağız inşallah. Yasemin Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıdemli bir muhtarsınız. Daha ben sonra teşekkür size, evet daha sonra sizlerle özel olarak röportajlar da yapacağız. O röportajları yayınlayacağız. Kayıtları alacağız. Evet. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür son kapatmadan. Derya Gökdağ, çok teşekkür ediyoruz Derya'mcığım. Başarılı çalışmalarınız için sizi kutluyoruz. Biz Denizli'ye geldik ama siz